Seçim sonuçlarında birkaç noktada bakmakta yarar var. Birincisi, var olan bu sistemde seçimlerin eşit koşullarda yapılmadığı gerçeği var. Ne siyasi partilerin, muhalefet partilerinin doğru dürüst uluslararası evrensel kurallara uygun olarak temsil ettikleri oranlarda kamusal alandaki medya organlarında yerini bulamadı. Birinci yanı bu. İkinci yanı ise totaliter bir sistemin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve bu totaliter sistem tüm muhalif güçlere, özellikle HDP üzerinde yoğunlaşan ciddi bir baskılanma süreci yaşandı. İkincisi, devlet düzeyinde ciddi bir oy kaydırma operasyonları gerçekleştirildi. Ve muhalefetin de yani böylesi eşit, demokratik olmayan bir seçim ortamı yaşandı. Muhalefet açısında ise Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğu, uluslararası planda saygını yitiren bir ülke olarak bu durumdan çıkarak yeniden bir normalleşme sürecindeki fırsatları kaçırdığını düşünüyorum. Bu fırsat kaçırması bu var olan otoriter sistem diyor, kimse başka tanımlıyor olabilir. Bu sistem içerisinde şeyi değerlendirmediler. Yani var olan toplumsal dinamiklerin enerjileri bir araya getirme kapasitesini gösteremediler. Elbette ki burada en büyük sorumluluk ana muhalefet partisinin diye düşünüyorum. HDP'nin oluşturduğu karşılıksız batıda çizgi şeyin var olan muhalefet güçlerini destekleme ve var olan otorite sistemin yani Cumhur İttifakı'nı geriletme stratejisi anlamlı ve olumlu bir sonuç getirdi. Bütün buna rağmen muhalif güçler açısından dediğim gibi ne sivil toplum kuruluşları açısında ne de toplumsal dinamikler açısında bütün dinamikleri harekete geçirebilecek yaklaşımlar olmadı. Bunları bir bütünsel olarak ortak bir paydada buluşması gereken bu güçler bir araya gelemediler. Ancak politik yönlendirmeler toplumun vicdanı çerçevesinde seçmenin kullandığı bir davranış söz konusuydu. Üçüncü zayıf nokta ise var olan muhalif partilerin muhalefette bulunan partiler de bulundukları güçleri, temsil ettikleri dinamiklere seslenmede, bağ kurmada, ortak görüşler ortaya çıkarmada, aday belirleme konularında ciddi zayıflıklar yaşadığını düşünüyorum. Bu HDP için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla böylesi bir manzarayla karşı karşıya. Şimdi çıkan sonuç iyi midir? Elbette ki Türkiye'nin var olan tek taraflı, monolog bir şekilde baskılandırılan bir otoriter sistemin oluşması sürecini durduran bir sonuç çıktı. Bu Türkiye'nin açısından olumludur. Fakat bu olumluluğu olumsuzluğa çevirme operasyonları yaşıyoruz bugünlerde. Bu olumsuzluğu bertaraf edebilecek, bu işte seçim süreci öncesindeki bir araya gelemeyen dinamikleri yeniden kenetleyebilecek, konsolide edebilecek bir politik cesarete çıkışa ihtiyaç vardır. Bu da yine var olan tek tek siyasi partilerden düştüğü gibi birinci derecede siyasi partilerdir bunun sorumlu ama sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, ticari odalar, sermaye ve bir bütün olarak bu ülkenin iyiye gitmesine, ekonomik krizi de göz önünde bulundurduğumuz zaman bu durumun daha da iyileşmesine yardımcı olabilecek bir sorumluluk paydası gerekiyor. Gönül ister ki Cumhurbaşkanı kendine bağımlı olan yasama, yürütme ve medya baskılanmasını elinde bulunduran ciddi yetkilerle donanmış, hatta Türkiye'nin her tarafında belediye başkanı adayı gibi görünen Sayın Cumhurbaşkanı'nın böylesi bu sonuçlarda ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ders çıkarmak şudur. Türkiye'nin gerek uluslararası planda, gerekse ekonomik çıkmazını aşma aşamasında, gerekse Avrupa ve diğer
uluslararası sivil hareketler, sivil toplumlardan uzaklaşmasını engelleyebilecek, Türkiye'nin 3. 4. sınıf ülke kompozisyonunu da kurtarabilecek sağduyulu bir yaklaşıma girebilse, muhalefetleri bir araya ortak bir masada, ortak akıl çerçevesinde hem ekonomik krizin nasıl aşılabileceği, işte açlık grevinde bulunan 10 binlerce insanın yaşamlarına yeniden döndürme olanakları nasıl sağlanabileceği, çözümsüz bir şekilde bırakılan, kaldı ki sadece Türkiye ile sınırlı olmayan Kürt sorununun Türkiye cephesinde daha olumlu bir bakışın sergilenebileceği, Türkiye'deki siyasi tutukların özgürleşmesi sürecinin önünü açabilecek, Türkiye'deki yeniden bir demokratikleşme havasını estirebilecek bir sorumluluk sergilemesi beklenir. Ama yaklaşımlarda gördüğümüz kadarıyla bu öyle bir yaklaşımdan daha çok var olan çizginin devamlılığı konusunda ısrar ediyorlar. Çıkan sonuçları da kabullenme konusunda ciddi zorluklar ve zorlamalar yaptıklarını gözlemliyoruz. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun sürekli karar değiştirmesi, Cumhur İttifakı'nın toplumsal ve olarak muhalif güçlerine gözdağı vermesi, tehdit süreçlerini başlatması ve var olan sonuçları kabullenip, kaldı ki bu sistemi bütünüyle savunan ve bu sistemin çok mükemmeliyetçiliğini ortaya koyan bu Cumhur İttifakı'ydı. Bugün çıkan sonuçları kendileri kabullenmiyorlar. Bu ciddi bir politik zaaftır, bir panik halidir. Burada iki tane şey çıkılabilir. Çünkü bu Türkiye'nin aşağı yukarı 40 milyona yakın denebilecek potansiyel yerel belediyecilik Cumhur İttifakı'nın potansiyelinde çıkmış durumdadır. Yani kendi toplumdaki etkinlik alanlarını artıran sosyal yardımlar, lojistik desteklenmeler, rant alanları daralma sürecini yaşıyor. Ekonomik kriz, Türkiye'de var olan değerlerin ortadan satılarak yandaş kesimlere paylaşılması halinde yeni projelerin getirmedik. Kaldı ki var olan Cumhur İttifakı zaten Türkiye'yi aşağı yukarı 17-18 yıldır önünde hiçbir engel olmadan iktidarı sürdüren bir siyasi akım. Fakat 17 sene sonra da Türkiye iyileşmeye doğru gitmedi. Türkiye hem ekonomik bir krizde, hem politik bir krizde, hem de uluslararası ilişkilenmelerde ciddi saygınlığını yitirmiş bir ülke pozisyonunda görüyor. Bu hep bir yurttaş olarak beni üzen bir durum elbette. Çünkü Avrupa'ya gittiğimizde, geldiğimizde bu süreci çok daha yakından hissediyoruz. Bu durumun ortadan çıkması elbette ki toplumun beklentisi. Toplum çatışmayı değil, sağduyuyu, diyaloğu, işte normalleşmeyi tercih etti, ortadadır. Şimdi bu çizginin güçlenmesi gerektiğini inanıyorum ve bu süreç içerisinde de var olan durumun iyileştirilerek, yeni hizmet alanlarının önü açılarak, muhalefet, iktidar, diyalog sürecini başlatarak bu normal halini sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Zorlamayı bu yönde yapmak gerekiyor. Sadece yalnızlaşan, tek taraflı bir bakış açısının hangi yönden bakarsak, gerek Cumhur İttifakı, gerekse muhalefet hareketi açısından bakarsak da olumlu sonuç vermeyeceği ortadadır. Dolayısıyla bir ülkenin ciddi bir krize, yani işte hem sosyal, hem politik, hem uluslararası ilişkiler, hem ekonomik kriz olduğu ve düşünsel anlamda bir krizin yaşandığı, bir yönetememezlik, yani zoraki bir güçlendirmeyle devletin silahlı güçleri, işte ordusu, emniyeti, polisi, jandarmasıyla, baskılanmayla toplumun yönetilemeyeceği görülmüştür. Yani yönetilirse buna da demokrasi olmaz, başka bir şey olur. Ki uluslararası planda da böyle okunuyor. Şimdi yapılması gereken üzerinde burada tabii ki muhalefet açısından söylediğimiz gibi bir toplumsal dinamikler açısındaki zaaflara da işaret ettim. Yani HDP'nin de bu konuda zaaflar olduğunu düşünüyorum. Mesela elbette ki sistemin orada oy kaydırma mekanizması ki uluslararası ülke bazında devlet kanalıyla yapılan bir örgütlenme olarak görülüyor bu.
insanları tutuklamalar, bunlar da bir ayrı bir adaletsizlik çizgisi olarak önümüze çıkıyor. Ama yöredeki toplumsal dinamiklerin, enerjilerin derlerinin toparlanması konusunda sadece temsiliyeti olan sivil siyasi akımlarla bu diyalogların bütün enerjileri kapsamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Dersim bunun bir örneğidir. Dersim'de daha önceki dönemlerde HDP belediye başkanlığını seçiyordu. Ne oldu da bu 3 senedir de bir kayyum söz konusu, ama daha öncesinde HDP sürekli orada belediye yerel yönetim kendi elindeydi. Şimdi bu süreci aday belirlemede, oradaki toplumsal dinamikleri harekete geçirmede, bütünleştirmede, oradaki toplumun kimliksel sorunlarını ötekileştirmeden gerçek anlamda kazandırılması konularında ciddi zayıflıkların olduğunu görüyoruz. İşte seçim sonuçlarında da Malkoçoğlu denen arkadaşımız belediye başkanı seçildi. Kaldı ki oradaki bütün sol sosyalist hareketler güç birliği halindeydi. Ama demek ki toplumsal dinamikler sadece bu dediğimiz kurumsal temsiliyetler üzerinde gitmedi. Gerçeğini görülmesi lazım HDP'nin. Aynı şekilde Alevi hareketinin, Alevi toplumuyla ilişkilenmelerde de bu zaaflıkları görüyorum ben HDP çizgisi açısından. Yani bu ilişkilenme, o enerjileri ortaya çıkarma sadece var olan kendilerine yakın ya da bütün Alevi kurum yöneticileriyle diyalog hali değil, toplumun esas karar verici dinamiklerini harekete geçirebilecek unsurları, ögeleri dikkat merkezine koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da zaaflar var. Ama bütün bunlara rağmen HDP politik olarak stratejisi doğru bir stratejiydi ve bugünkü Cumhurbaşkanı İttifakı'nın geriletilmesi sürecinde HDP belirleyici rol oynamıştır. Tutsak edilen Sayın Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın bu konudaki çağrısını çok anlamlı ve yürekli bir çıkış olarak, sorumlu bir çıkış olarak değerlendiriyorum. Bu çağrısı da bence yerini buldu. Yani muğlaklıktan çıkararak netleştiren bir çizgi hattı onun belirlenmesinde belirleyici bir rol oynadığını düşünüyorum. Peki, Alevi tutuklu